Hocam, sempozyumun son günündeyiz bugün. Nasıl geçti? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Katılım nasıldı? Beklediğiniz gibi miydi? Şöyle, şimdi bir kere öncelikle bildiğim kadarıyla özellikle Börkçe Mustafa ile ilgili yapılan ilk sempozyum olması münasebetiyle son derece önemli. Oldukça da değerli, konusunda, kendi konusunda uzmanlaşmış olan akademisyenlerin de bulunması ikinci bir artı veya ikinci bir önemli, değerli bir bölüm. Daha önemlisi bence bununla beraber biz pek çok şeylere, sempozyumlara, muhtelif çalışma alanlarımızla ilgili katılıyoruz. Burada oldukça yoğun ve bilinçli bir katılımcı var. Yani çoğu üniversitelerde biz bu kadar çok soru sorulmasını veyahut da bu kadar konuları ayrıntılı bilen izleyicileri bir arada bulamıyoruz. O bakımdan bu da bir artı puan oldu. Onun dışında da yani organizasyon açısından da bir problem yoktu. Gayet iyiydi. Pek çok şeyden de daha üstündü diyebilirim, daha önce gördüğümüz organizasyonlardan. Çok özetle söylemek gerekirse bu, buradan beklentimiz bu şeylerin, tebliğlerin bir an önce kitap haline getirilip bizlere ulaştırılması. İnşallah onu en kısa zamanda yaparlar. Naci Hocam, bugün sempozyumun son günü. 3 gündür bu sempozyumdaydınız. Beklentilerinizi karşıladı mı? Sizce sempozyuma yöneliş nasıldı? Güzel bir etkinlik miydi? Görüşlerinizi alabilir miyiz? Ben şimdiye kadar çok memnun oldum ve ben yarın Rumanya'ya döneceğim, ama benim hatırlarım güzel değil, güzelden fazla. Neden? Çünkü buraya davet olurken çok sevindim. Neden? Çünkü burada İzmir şehir ve bu sempozyon bir taraftan ilmi tarafından çok ilginç bir şeyler duydum. Ve ben Avrupa'da gelirken buraya düşündüm ki bu sempozyonda tartışmalar başa yumuşak olacak, ama nasıl görünüyor ilmi tarafından çok yüksek bir pozisyona oldu. Bu taraf ilmi tarafından teşekkür ederim hepsilerine, çünkü benim kendim ilmi sorunlarıma birkaç cevap alabildim. Benim arkadaşlarım Türk tarihçilerden alabildim. Memnun oluyorum. Bu şimdi hatıra olarak size söyleyebilirim ki 4 veya 5 sene öyle bir simpozyon tekrar yapabilirsiniz. Tekrar ben gelirim. Onun için bu ilmi yolu memleketler arası daha yakınlaşmak için önemli bir yol oluyor. Siz biliyorsunuz burada siz Akdeniz'deyiz. Ben Karadeniz'de yaşıyorum, ama Karadeniz ve Akdeniz arasında sıkı ilişkiler oluyor. Çünkü benim arkadaşım Alp İpçel Bey söyledi ki Börüklüce Mustafa Akdeniz'e yeni bir perspektif açıyor. Benim fikrim başka bu şeyde. Çünkü bu sempozyon Karadeniz, Bahri Siyah perspektif açtı ve Tuna. Çünkü Börüklüce Mustafa'nın isyanı bir parçası burada oldu, ama başka parçası bilinmeyen, az bilen şey isyan gibi Eflak tarafında oldu. Başka ne istiyorsun? Başka bir görüşünüz var mı hocam, aktarmak istediğiniz? Ev sahiplerim nasıl kabul ettiler, hepsine teşekkür ederim. Ama maalesef Türk dilinde tek teşekkür söyleyebilirsin. Başka yabancı dillerde teşekkür etmek çok çeşitli kelimeler var. Teşekkür ederim. Sizin için bu sempozyuma katılmak size neler kattı, ya da beklediğiniz reaksiyonu aldınız mı? Sizde etkileri nasıl oldu? Açıkçası katılmadan öncesinden biri bizi çok etkiledi. Çünkü birçok okuma yapma şansımız oldu.
Börklüce Mustafa İsyanı ile ilgili, Şeyh Bedrettin'le ilgili. Burada da çok farklı bakış açılarıyla tanıştık. O yüzden çok 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 tatmin olmuş durumdayız. Benim açımdan da yani Börklüce İsyanı'nın, Börklüce Mustafa İsyanı'nın 600. yılı açısından çok önemli ve çok kapsamlı bir etkinlik oldu 3 gün boyunca. Ve inanın hani bu konuyla ilgili bildiklerimiz var, öğrenmeye çalıştıklarımız var. Bunları fazlasıyla genişleten ve bir anlamıyla bizi daha da ileride bu konuyla ilgili neler okumamız gerektiğini, kimlere bakmamız gerektiğini şey yapan, bir anlamıyla aslında işaret eden, o yüzden çok kapsamlı ve çok güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Nuri Hocam, sempozyumun son günündeyiz bugün. Evet. Sizce bu sempozyum faydalı oldu mu? Bu konuyla ilgili görüşleriniz nelerdi? Bence çok faydalı oldu. Hatta şöyle söyleyeyim, iki yönden çok faydalı oldu. Birincisi, bilimsel açıdan son derece güzel bildiriler vardı ve çok yeni şeyler söylendi. İkincisi, öğreti açısından da bir hayli faydalı oldu. Çünkü genellikle bilimsel kongreler böyle kalabalık olmaz izleyici açısından. Bu kongre çok ciddi akademi dışından izleyicileri de celbetti. Ve salonda gerçekten çok sayıda sadece meraklı insanların da varlığını gördük. Bu açıdan da çok 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 faydalı oldu diye düşünüyorum ben. Hocam, sizce etkileşim nasıldı? Gelen konuklarla, izleyicilerle, onların arasındaki etkileşim, o tartışma ortamı size nasıl hissettirdi? Şimdi konu hem tarih araştırmalarında önemli bir konu başlığı, sorun olduğu gibi, yani tarih disiplini içerisinde ayrı bir araştırma konusu olduğu gibi kültürde, folklorde, siyasette de önemli yeri olan bir konu olduğundan dolayı farklı kesimleri kesen bir konu. O anlamda tarihçiler arasında ya da sosyal bilimciler arasında bir tartışma yarattığı gibi burada bu konuyu kendisine dert edinen, bu Börkçe Mustafa ve diğer isyanlarda kendisini bulanların da burada düşüncelerini, yorumlarını, bu olaya bakışlarını görme şansımız oldu. Yani konunun hararetinden dolayı da salonda gayet hararetliydi. Yani uzun saatler boyunca, yani bir gün içerisinde 12 saate varan oturumlar hararetle dinlendi, tepki verildi. O anlamda gayet canlı tartışmalar oldu diyebilirim. Peki sizin görüşleriniz nelerdir hocam sempozyumla ilgili? Hem Nuri hocamın söylediği hem Alp hocamın söylediğine ilave edeceğim çok fazla bir şey yok ama şunu söyleyeyim. Yani beklediğimizden fazla İzmir halkı, Börklüce Mustafa ile ilgili olan insanlar bu olaya ilgi gösterdi. Şimdi şöyle söyleyeyim, eğer bu bir üniversite koşullarında yapılmış olsaydı böyle olmazdı. Çünkü daha dar bir alanda belki sadece akademisyenlerin kendi arasında konuşabileceği bir sempozyum olurdu ama böyle olması, yani düzenleme kurulu açısından bu bence bir kendimi söyleyerek demiyorum ama yani bir başarı sayılmalı böyle düşünülmüş olması. O yüzden hakikaten isyanın 600. yılında bu şekilde anılmış olması bence çeşitli aralıklarla yeniden bu meselenin gündeme getirilmesinin bir vesilesi oldu. Hem akademik çevrelerde hem işte Karaburun, ya isyanın coğrafyası olan bölgelerde halk açısından. Sizin sempozyumla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Neler düşünüyorsunuz? Ya Börklüce Mustafa başlığıyla bir sempozyumun düzenlenmiş olması çok önemli geliyor bana. Çünkü bu ülkenin siyasal tarihini Osmanlı'dan bu yana en çok etkileyen hareketlerden biri Börklüce Mustafa hareketi. Şeyh Bedrettin üzerine yine yetersiz olmakla beraber birçok çalışma olmasına rağmen bazı zannediyorum toplantılar da gerçekleşmiş. Börklüce Mustafa hakkındaki ilk toplantı ve başlı başına var olması bile çok önemli, çok güzel bir şey. Tabii bundan sonra çıkacak sempozyumun kitabını da bekliyoruz. Zira sempozyumlar yapıları gereği dinleyerek ancak bir kısım şeyleri aklınızda tutabileceğiniz, edinebileceğiniz şeyler. Ben tercüme de yapıyorum aynı zamanda sempozyumda. Tercümanların da selamlarını iletiyorum. Sempozyumun son gündeyiz. 3 gündür gerçekten ciddi bir katılım var, ciddi bir yoğunluk var. Bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklentilerinizi karşıladı mı? Bu sempozyuma ilgili görüşleriniz nelerdir? Evet, tabii ki bu sempozyum benim için ve sanıyorum herkes katılanlarla ve katılanlar için çok faydalı oldu. Yani ben Yunanistan'dan geliyorum.
ve işte Türkiye'de yani Börtücü Mustafa'nın yani ne kadar yani detaylarla, ayrıntılarla bilinmiş olduğunu bilemiyorum. Yani o zaman işte benim için çok faydalı oldu çünkü yani farklı yanlarıyla bütün şey bildiriler ışık tuttu ve bence de bu çok önemli. Yani böyle işte alçak halli bir köylünün yani bir köylü grubunun ayaklaması şimdi yani 600 yıldan sonra işte böyle yani bir tanınmış gibi yani bir sanki nasıl anlatayım adalet gibi geliyor yani işte sonunda nihayet herkes umarım herkes yani bunun ehemmiyeti ve bilinçli siyasal eylemi anlıyorlar yani. Çok önemli bir sempozyum olduğunu zannediyorum. Tamam, çok teşekkür ederim. Sizin düşünceleriniz nelerdir hocam aynı şekilde? Ya ben de yani şöyle düşünüyorum. Bu tabii bunun bir bilimsel etkinlikle anılması 1416 isyanının çok değerli bir şey, çok önemli bir şey. Bu formatta olması yani salt o olayla değil ama daha çeşitli boyutlarının güncele taşınan vesaire bildirilerin de olması bence çok anlamlı. Akademi dışından insanların katılımı, yoğun biçimde katılımı, işte soru sormaları, yorumlarda bulunmaları da önemli. Yani bunun salt bir akademik meselesi, bir masa etrafında tartışan akademisyenler, o her zaman yapılıyor. Fakat bu isyanın işte 600. yılının ruhuna bence daha uygun böyle bir halka açık ve büyük bir etkinlik. Çok iyi bir organizasyon. Katılımcılar da genel olarak memnun. İşte üniversite dışından gelen insanların da memnun olduğunu gözlemliyorum. Evet yani Marinos'un da dediği gibi şey de önemli. Değil mi? Bitir nihayet. Hani 600 yıl sonra isyana katılanların sadece liderlerinin değil ama belki daha önemlisi işte 10.000 köylünün de işte varlığının kayda geçirilmesi, bu olayın ne kadar önemli olduğunu tekrar anılması çok değerli. Sempozyumun üçüncü günü dediğim gibi çok güzel bir etkileşim var, çok güzel bir katılım oranı var, tartışmalar güzel yönde. Sizin düşünceleriniz neler? Evet, açıkçası ben de bu kadar yoğun bir ilgi olacağını düşünmüyordum. Hem konu itibariyle hem de Adnan Saygun'da yapılıyor falan belki çok ne kadar ilgi gösterir insanlar bilemiyordum. Ben Karaburun Bilim Kongresi Düzenleme Kurulu üyesiyim. Biz de 2-3 Eylül tarihlerinde Karaburun'da Börklüce Sempozyumu gerçekleştireceğiz. 600. yılında Börklüce'nin izinde ana başlığımız. O yüzden bizim için bu kongre çok önemli oldu. Hem konuşmaları takip etmeye hem oradan belki işte bizim de kimleri davet edebiliriz diye izlemeye özen gösterdik. Gerçekten çok katkı sağladık. Bizim kongremizin hazırlık aşamalarının en önemli ayaklarından biri oldu neredeyse. Çok fazla insanla tanışma olanağımız oldu hem. Karaburun'da da öyle bir sempozyumun yapılacak olması bizim açımızdan önemli. Biliyorsunuz Börklüce İsyanı'nın coğrafyası Karaburun. O yüzden her ikisi arasında bir köprü olarak değerlendirdiğim için çok bize çok katkı sağladı. Çok teşekkür ederiz hazırlayan, emeği geçen herkese. Sizin için de bir analiz oldu sanırım buradaki insanları gözlemlemek, tepkileri araştırmak. Yani hem buradan çıkan tartışmaları kongreye taşıma olanağımız var. Hem burada bizi etkileyen sunumlardan kendi kongremize davet etme olanağımız oldu. Gerçekten bir kongre hazırlığı için eşsiz bir fırsat oldu bizim açımızdan. Çok sevindim hocam, size de teşekkürler. Hocam, sempozyumla ilgili görüşlerinizi rica edebilir miyim sizden? Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndenim. Akdeniz Akademisi ile çalışıyoruz. Akdeniz Akademisi bizim bir birimimiz. Hakikaten ihtiyaç olan bir konuda bir sempozyum gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Katılımdan ve bildiri sunanlardan
anladığımız kadarıyla da bu işin hakikaten doğru yapıldığını, bu konunun tartışılması gerektiğini, bu toprakların bir değeri olan Mustafa Börklüce'nin ve onun içinde bulunduğu o hareketin her boyutuyla tarihçiler açısından, edebiyatçılar açısından, araştırmacılar açısından konuşulması gerektiğini fark ettik ve doğru bir iş olduğunu fark ettik. Son derece memnunuz. Başarılı geçtiğini düşünüyorum. Ayşegül Hanım, bu düzenlediğiniz 3 günlük sempozyumun bugün sonuna geldik. Güzel bir sempozyumda herkes için çok faydalı olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Siz bu süreçte neler yaşadınız, beklediğiniz reaksiyon alabildiniz mi, etkileşimler nasıldı, neler düşünüyorsunuz? Aslında bu orijinal bir yapının, orijinal bir grubun ürettiği orijinal bir sempozyum oldu açıkçası. İzmir Akdeniz Akademisi belediye bünyesinde kurulmuş olmakla birlikte koordinatörleri ve danışma kurullarıyla birlikte çalışan, kurumsal olarak bunlarla birlikte çalışan özgün bir yapı. Aslında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir anlamda bir yeniliği. Bu yeni yapıdan bugüne kadar hiç herkesin bildiği, herkesin tanıdığı, yanı başındaymış gibi farkında olduğu belki bir anlamda Nazım'ın şiiriyle de Börklüce Mustafa hakkında yeni bir ama bilgi açısından da eksikliklerimizin olduğu bir alanı ilk defa bir Börklüce Mustafa sempozyumu yaparak tamamlamış olduk. Beklediğimizin üstünde ilgi gördü belki de, çünkü bildiri çağrısı yapıldı. Hem davetli konuşmacılar hem bildirili konuşmacılar vardı. Bildiri çağrısına büyük bir katılım oldu. Onların içinden düzenleme kurulu, sempozyum düzenleme kurulu bildirileri derledi, seçti ve programı oluşturdu. Pek çok üniversiteden üyelerle oluşturulmuş bir düzenleme kuruluydu. O açıdan bir üniversite bünyesinde yapılmış bir sempozyumdan farklı olarak daha çeşitli bir kapsayıcı bir program geliştirme kurulu vardı. Yani biraz formal tarafından bahsettim ama bunlar da aslında nasıl işlediğini gösteriyor. Ve yayınını da hazırlayacağız. Yayınını hazırladığımızda da ilk kez Börklüce Mustafa hakkında böyle bir kolektif bir yayın ortaya çıkmış olacak. Aslında konu ilginç, şöyle ilginç, insanları heyecanlandırıyor, insanları duygulandırıyor. Hani Yunanistan'dan gelen bir konuşmacının Yunanistan'da Nazım'ın şiirinin bestesini çalmasıyla mesela bütün salon bir anlamda tüyleri diken diken olarak böyle bir olağanüstü bir ruh hali yaşadı. Böyle bir güzel insanları heyecanlandıran ve meraklandıran bir konuyu bir anlamda paylaşarak, ortaklaşarak kotarmış olmak çok güzel oldu. Çok memnunum açıkçası. Merhabalar hocam. Sempozyumun son gününe geldik hocam bugün. Neler düşünüyorsunuz? Neler hissettiniz? 600 yıllık bir geçmişi olan bir şeyi anlatıyorsunuz ve insanlardan alınan reaksiyonlar bana göre çok güzel. Yani bilgi dağarcığı insanların güzel etkileşimler, güzel. Sizin söylemek istedikleriniz neler hocam? Yani ben söylemek istediğim şey şu olabilir. Uzun bir süre sonra ilk kez yani Osmanlı toplumunun içerisinde farklı bir biçimde ortaya çıkmış olan sınıf mücadelelerini ilk kez böylesine ciddi bir anlamda tartışma fırsatı bulduk. Bu aslında ezilenlerin kendi tarihini yeniden kendi ellerine almış olmasının bir tür nasıl diyelim kalkışması gibi bir durum. Yani o açıdan Börklüce Mustafa hikayesini ve onun şahsında 1416 ihtilalini bir bütün olarak tartışmak aslında ezilenlerin tarihinde yeni bir tarihsel bakış açısı getirme, yeni bir yöntem, yeni bir metod oluşturma açısından bize yeni imkanlar sunuyor. Bu açıdan çok çok iyi bir sempozyum, iyi bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Kısacası söyleyeceğim bu açıkçası. Ben bir yayıncıyım. Ama tabii ki geniş bir kütüphane ve kitap bilgisiyle bu konuyu da çok merak duyduğum için
günümüze doğru yansımasına baktım. Özellikle Türk Edebiyatı'nın yansımasına baktım. Börklüce'nin ve Şeyh Bedrettin'in. Benim için iyi bir çalışma oldu ve iyi bir sunuş oldu. Akdeniz Akademisi böyle bir şey yapmasaydı ben bu çalışmayı nerede yayınlayacaktım? Tabii yayınlayamayacaktım. Onun için de Akdeniz Akademisi'ne ve çalışanlara da teşekkür ederim. Diğer bildirilerden çok ilginç bildiriler vardı. Sanıyorum epeyce şey öğrendim. Bir ihtimal o öğrendiğim bir iki şeyi bildirimi yeniden yazarken ve size yollarken biraz bazı yerlerini değiştireceğim ki bu iyi bir şey olmuş olacak. Daha da mükemmel hale getirmiş olacağım. Herkesin aynı şeyi yapacağından eminim. Bir sonraki toplantıya beni çağırmanızı bekliyorum. Ama ne olduğunu bilmediğim için ne yazacağımı ve ne çalışacağımı da bilmiyorum. Teşekkür ederim. Merhabalar. 3 günlük sempozyum bugün sonuna geldik. Güzel etkileşimler oldu, güzel diyaloglar oldu, güzel tartışmalar oldu. Siz de birçok şey kattınız sempozyuma. Sizin sunumum beklentileri vardı. Evet, sunumunuz vardı. Beklentilerinizi karşıladı mı? Beklediğiniz reaksiyonu alabildiniz mi? Yani genel olarak sempozyumla ilgili görüşleriniz nelerdir? Ben sempozyumun bir değerlendirmesini yapacağım. Ve şu anda yapmaya da başladım zaten. Hem notlarımı da aldım. O anlamda notlarıma bakarak hemen öyle takip edersek bir kere 600 yıl sonra böyle bir sempozyumun olması müthiş bir olay. Müthiş bir olay. Yer, zaman ve dönem çok önemli. Yer derken İzmir'de ve Karaburun'da olması çok çok önemli. Bunu çok önemsiyorum. Zaman olarak da Gezi'nin yıl dönümüne denk düşmesi ve Gezi'ye buradan gönderme yapılması ki ben de Gezi'ye bir gönderme yaptım, selam gönderdim. Ve dönem olarak İslam'ın dibe vurduğu, dünyada diyorum veya İslam'ın dibe vurduğu derken insanlardaki son yıllarda yaşanan algı, görüntü İslam'ın biraz zorlandığı, dibe vurduğu. İzmir için şunu söyleyebilirim, Gavur İzmir göndermesi yapılır. Evet, Gavur İzmir, evet. O anlamda Böklüce Sempozyumu bu göndermeye çok iyi bir cevaptı İzmir açısından. Ama şöyle bir tehlike var. Bunun milliyetçi kulvardan kurtarıp daha toplumsal ve İzmir'i kuşatmanın bir kalkanı olabilir. Onu şey yapabiliriz. Bildirimler konusunda da 3-4 bölüm ayırabilirim. Osmanlı dönemini anlatan bildiriler vardı. Maalesef 19 dakika Osmanlı'yı anlattı. Son 1 dakika Böklüce'ye ayrılan bir bölüm vardı. Bu ne kadar doğru bilmiyorum. Onun dışında Yunanistan'dan katılanların önemli bir sunumu vardı. Onları çok önemsedim. Onun dışında yine notlarıma bakayım. Akademik çalışmalar vardı. Yeni şeyler bekledim. Maalesef sempozyumda yeni veriler, Böklüce isyanı ile ilgili yeni veriler göremedim. Biraz birbirimizi, kendimizi tekrarladık. Ama iki tane yeni bilgi vardı. Kitap olarak çıkmıştı. Böklüce'nin yazdığı söylenen, onu da hemen bulayım. Nereye yazmışım? Tasvirül Kulüp kitabı, ama Osmanlı'dan Türkçe'ye çevirenler kitaplarını savunamadı. O nedenle onu da yeni olarak kabul edemiyorum. Genel olarak olumlu bir sempozyum. Bunun arkası gelmesi gerekiyor. Özellikle Yunanlarla bu işi yapabilirsek, yani Serez'e gidebilirsek, Yunanlarla birlikte bir sempozyum yapabilirsek çok verimli olacağını düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Müthiş. Ben çok güzel duygularla buradan ayrılacağım. Emeği geçen size, tüm çalışanlara çok çok teşekkür ediyorum. Sempozyumla ilgili genel görüşleriniz iyi ya da kötü, neler bunlar? What are your general opinions about the symposium, both negative and positive? It was for the first time I come in. I came to Turkey for a symposium. I think is all things was very good. Türkiye'ye bir sempozyum için ilk gelişim ve bence her şey güzeldi. The
I come from France, and the hotel, the traveling, and the traduction is very good because I can't heard in English everything. My first language was French, but I can understand English too. Konaklama, ulaşım çok iyiydi, tercüme çok iyiydi. Yani ben Fransa'dan geliyorum ve ana dilim Fransızca ama İngilizce olarak da her şeyi anlayabildim. I am linguist and this symposium I heard everything about story of Turkish and I can read in Persian but I think the level is symposium is very good. Ben bir dil bilimciyim. Türkiye tarihi hakkında çok önemli bilgiler edindim. Bu bakımdan Türkiye bu sempozyumun çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Ciddi bir köylü hareketi olduğu herkes hemfikir ama bu köylü hareketinin nedenleri konusunda yeterince bir tartışma ve şey yaratılamadı, sunulamadı. Ege'deki tarımsal süreç, köylülerin bu konudaki katkıları, neden böyle bir şeyi tercih ettikleri bölümü yeterince tartışılamadı, sunumlarda yoktu. Bu da şunu gösteriyor, ezilenlerin tarihinin yeterince araştırılamadığı ve daha çok da Nazım'ın araştırma ve bu konuyu destanlaştırması üzerinden bir söylemin tutturulduğunu gösteriyor. Bu yönüyle bundan sonraki süreçte önemli bir eksiklik görülmüş oldu aslında. Bu yöredeki köylülerin niye Ege'de işte Karaburun'u ve tercih ettiği konusu yeterince tartışılamadı. Hangi nedenlerle sosyal ve kültürel zemin neydi yeterince tartışılamadı. Yani tarihin o yönü eksikti, kültürel yönü eksikti tarih araştırma sunumlarda. Önümüzdeki süreçte bilim insanlarına ciddi görevler düşüyor bu noktada. Resmi tarihin dışında ciddi bir araştırmayı içermesi ve tartıştırtması açısından önemli bir sempozyumdu diye düşünüyorum. Yani demek istediğiniz şu hocam, ortada bir olay var, ortada bir isyan var ama bu isyana zemin hazırlayan etkenler, bu isyanın nedenleri, bu olayların tam derin içerikleri size göre tam bilinmiyor. Bunlara daha çok araştırmaya gidilmesini öngörüyorsunuz sanırım. Bir yönüyle o, bir yönüyle yörenin tarifi yeterince yapılamadı. Yani yörenin Ege bölgesinde böyle bir zemin neden oluştu? İşte Trakya'da böyle bir zemin neden vardı? Şimdi son konuşmada oturumda Ahmet hocamızın söylediği bir şey var. Urfa'da bunları görmedik. Burada niye oluyor? Bu doğrudan doğruya bu yörelerin sosyoekonomik, kültürel yapısıyla da doğrudan ilişkili bir şey. Bu konuyu yeterince tartışılamadığımızı düşünüyorum sempozyumda. Ama şöyle bir, bu bütün bunları açığa çıkartan bir sempozyum oldu aslında. Yani Börkücü meselesi, Şeyh Bedrettin meselesi, daha doğrusu köylü ayaklanmalarının fikri düzeyinin tartışıldığı o döneme ama bunun alt zeminlerin nereden kaynaklandığı konusunda yeterince araştırılmadığı tarihçiler tarafından gösterilen bir şeydi. Bu eksik yönleri bundan sonraki süreçte tamamlanabileceğini düşünüyorum. En azından ezilenlerin tarihinin yeniden yazılması açısından önemli. Aslında ben şöyle düşünüyorum hocam, sizce de öyle midir? Bu eksik yönler dediğiniz ortaya çıktı diyorsunuz. Birçok farklı görüş çıktı aslında, eksikliklere dayanan, tek bir ortak noktada buluşan ama birçok farklı yaklaşım. Bu açıdan mı siz düşünüyorsunuz eksiklerin ortaya çıktığını? Bu mudur size bu şekilde düşündürülen? Ya, o farklı yaklaşımlar aslında varmış, ifade edilememiş. Şimdi
böylesine bir sempozyumda farklı farklı yerlerde ifade edilen şey aynı anda aynı zeminde ifade edilmiş oldu. Ama diğerleri yok henüz benim gördüğüm. Yani demin bahsettiğim eksiklikler. Bir köylü hareketinin niye bu kadar bu yörelerde büyüdüğüne dönük altyapısı, kültürel, ekonomik problemleri yok. Yani işte Celal isyanlarından farklılığını ortaya koydular bilim insanları. Ama Celal isyanların çıkış nedenlerini çok daha rahat dillendiriliyor, ifade ediliyor. Ama Börklüce ve Bedrettin isyanlarının, Trakya isyanlarının hangi gerekçelerle, hangi sosyal zeminde, ekonomik zeminde, kültürel zeminde ortaya çıktığı noktasında veri eksikliği deniliyor ama sadece veri eksikliğiyle açıklanabileceğini düşünmüyorum. Bu konuda biraz da sosyolojik ve felsefe açısından tarihçilerin ele alması gerekiyor. En azından sosyoloji ve felsefe tarihçilerinin bu konuyu biraz daha yorumlaması anlamlı olur diye. Umuyoruz ki hocam bu sempozyum bir yol gösterici olur ve bu belirsizlikleri daha derin çaplı bir araştırmayla ortadan kaldırılır. Tüm temennimiz olsun. Bunu açığa çıkarttı. Bu yönüyle çok çok olumlu bir iş yapılmış oldu. Yapanların emeğine sağlık diyorum.